Sevgili izleyenler, yaz tatili geldi çattım. Planınızı yapmadıysanız bu haber tam size göre. Ta Londra'dan kalktım Anadolu'nun en güneyine, Mersin'e. Oradan da daha güneye Kız Kalesi'ne gittik. Efendim, Kız Kalesi'nde tatil nasıl geçer? Nerelerde konaklayabilirsiniz? Tatil seçenekleri nelerdir? Sizler için bir bir araştırdık. İşte kıskanılacak görüntülerle Mersin Kız Kalesi. Sahili güzel, kum deniz güzel, bir de 20 dakikalık bir yolculukla serin bir nehrin üzerinde çayınızı içmek istemez misiniz? O zaman haberimizi dikkatlice izleyin. Sizleri tüm bunların mümkün olduğu bir yere götüreceğiz. Sevgili izleyenler, Mersin Kız Kalesi Erdemli'ye geldiğinizde muhakkak uğramanız gereken yerlerden bir tanesi de Kayacı Vadisi. Burası 130 kilometrelik bir akarsuya sahip. İnanılmaz bir doğa güzelliğine sahip. Suyun sesini duyuyorsunuz, kuşlar ötüyor, kümes hayvanları var ve sizlere muhteşem bir çay ikram ediyorlar. Görmüş olduğunuz gibi suyun üzerine inanılmaz güzel, konforlu ve rahat bir düzenek kurmuşlar. Bunun üzerinde ızgara yapabiliyorsunuz, mangal yakabiliyorsunuz, gelip kahvaltınızı yapabiliyorsunuz ve çok ama çok rahat, relax bir şekilde evinize geri dönebiliyorsunuz. Gerçekten özellikle de Avrupa'da yaşayanların şu stresten arınmaları için yapabilecekleri tatilde gelip görebilecekleri ve tavşan kanı bir çayın tadına varabilecekleri en güzel yerlerden bir tanesi. Burayı keşfedenlere mikrofon uzatıyoruz şimdi de. Erdemli, Koca Hasanlı kasabasından geliyoruz. Doğal güzellik olduğu için, piknik alanı olduğu için pikniğe geldik. Peki piknikte neler yapacaksınız bugün? Piknikte mangal yapacağız, çay yapacağız, eğleneceğiz. Burada doğa güzelliği olduğu için eğlenmeye geldik. Doğa güzelliği var, yayla olduğu için biz sıcak, orası sıcak olduğu için bura bize serin geliyor, güzel eğlenmeye geliyor. Şimdi sevgili izleyenler, yanımda Elif Hanım var. Elif Hanım'la kadınların yaşamını konuşacağız. Elif Hanım, nasıl geçiyor burada günleriniz? Nasıl bir yaşamınız var? Günlerimiz burada geçim kaynakları, limon bahçesi, seral var, domates serası. Çiftçilik, genelde çiftçilikle geçiyor. Bayanlar yani genelde çalışıyor. Bayanlar çalışıyor burada. Buranın bayanları genelde çalışıyor. Yani ne işler yapıyorlar? Ev işlerinin dışında yani serada, bahçede yani sürekli yani hiç... Böyle serası bahçesi olmayan gündeleğe gidiyor, durumu olmayan. Fasulye toplamaya, domates toplamaya veya bir halde çalışmaya yani durmuyor buranın kadınları. Muz, portakal bahçelerinde yürüyebilir, organik ürünleri yol boyunca satılan tezgahlardan satın alabilirsiniz. Anadolu'da en çok sevdiğim şeyler yol üstü süpermarketleri. Kerim amcam buraya dükkanı açmış. Ve bunları satıyor ama hepsi organik, inanılmaz. Kerim amca merhaba. Merhaba. Neler satıyorsun amca? Abi burada nereşkisi, polen, pamuk pekmezine, bal bunları satıyorum. Peki neye iyi geliyor bunlar? Abi bunlar çok vücut geliştirmek için besinli bir maddedir. Sağlıklı yapar. Sağlıklı yapar. Bütün hastalıklara şifa veriyor. Binbir çeşitten çiçeklerden toplanmış bunlar. Bu çiçekler ayrı ayrı şifalar olduğu için... Şifalı bir bitki yani. Kerim amca, senin yaş kaç? Yaş 60 abi. 60, maşallah. Vallahi çok iyi görünüyorsun. Yani inşallah abi işte. Burada insanlar uzun yaşıyor. Bunların evet. Da katkısı var değil mi? Tabii. Bunlar doğal şeylerdir. Bunların katkısı var. Hepsi bunların ilaçtır. Bal ilaç. Bu keçi boynuzunun sayılmayacak kadar bir faydası var. Doktorlar yazmışlar. Bizim bilmediğimiz şeyleri yazmışlar. Kerim amca beni kırmadı, anlattı. Çok teşekkür ediyorum ona ve buradan GDO'su değiştirilmiş gıda satın almak zorunda kalan Avrupalılara da mesajım var. Buraya geldiğinizde muhakkak buraya uğrayın. Bu organik ürünleri alın ve vücudunuzun nasıl değiştiğini kısa sürede kendiniz göreceksiniz. Böylesine güzel bir coğrafyada konaklama seçeneklerini de araştırdık. Cemal Yüce'ye mikrofon uzatıyoruz. Şimdi sevgili izleyenler, Cemal Bey'in davetiyle ben de Kız Kalesi'ne ilk defa gelmiş oldum.
Öncelikle denizi, kumu zaten birazdan konuşacağız, çok güzel ama hem yeme içme alışkanlıkları hem de tarihi doku açısından çok zengin bir bölge. Zaten Kız Kalesi başlı başına hem gece hem de gündüz o ihtişamıyla kişiyi tatil anlamında doyuruyor ama biliyorum şu an biz İngiltere'de hem de kış ayında izliyorsunuz. Biz bu yayını yazın yaptık. Tatil planları şimdi yapılmaya başlandı. 3-5 ay sonrası için vatandaşlar tatile gelecek. Peki ulaşım Kız Kalesi'ne Londra'dan birisi için nasıl olur? Bize basamak basamak anlatır mısınız? Londra'da ya da Avrupa'nın diğer ülkelerinde gelen konuklarımız için ulaşım yöntemi şu an itibariyle aktarmalı uçakla İstanbul-Adana aktarmalı gerçekleşiyor. Biz Adana Airport'ta konuklarımızı ücretsiz bir şekilde transport servisi yapıp alıp tekrar havaalanına götürüyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok ulaşım konusunda. Güzel, temiz bir denizini, kumsal olan temiz bir denizini ve güneşini en başta onu sunarız. Hizmet anlamında da otelimize gelen konuklarımıza organik, fresh, kaliteli bir yemek hizmeti, bir kahvaltı hizmeti ve konaklama hizmeti sunarız. Gezip görebilecekleri onun üstünde turistik yerler vardır. Turistik tarihi dokusu olan yerler vardır. Oraları görebilirler. Ayrıca Toroslarla deniz bütünleştiği için yaklaşık 20 dakika mesafede olan, gerçekten yaylayı da yaşayabilecek konumda olan yerler vardır. Konuklarımıza onları sunarız. Birçok gideceği yerlere direction'ler sunarız ya da gitmelerine yardımcı olabiliriz. Genel anlamda iyi geçer tatilleri diyeyim. Hem deniz, kum olsun hem de yakınında serin bir yayla, nehir olsun diyorsanız bir de Kız Kalesi'ne göz atın.